Hadi gelin beraber Hindistan'a gidiyoruz. Evet, havaalanına vardık, heyecanla uçağımızı bekledik ve Indigo hava yollarıyla ve 6 saat süren bir yolculukla Hindistan'a vardık. Hindistan'la Türkiye'nin saat farkı 2,5 saat. İstanbul'dan akşam 8.30'da yola çıktık. Buranın saatiyle 5'te varmış olduk ama vücut saatimiz hala 2.30'a ayarlıydı. Hemen çıkışta şanslıydık ki eşimin bir iş görüşmesi için geldik. Dolayısıyla şirket bize bir araba ayarlamıştı. Otelimize vardık. Yolun içine kalmıyoruz. Biraz daha uzağında kalıyoruz. Daha endüstriyel bir bölge olan Faridabad'dayız. Ve ben ilk gün eşim iş görüşmesine gittikten sonra biraz etrafı keşfedeyim dedim. Ama ne yazık ki burada çok sokağa çıkıp da gezilecek bir yer yok. Bir karşımızda bir şiş merkezi diye geçen ama daha böyle Türkiye'de pasaj dediğimiz yerlerden oluşan bir yer var. Oraya gittim. En azından dedim hani orada bir şeyler yerim. Bir de ne var ne yok onları görmüş olurum. Bir tane önce mağaza vardı. Mağazanın girişinde hem geleneksel kıyafetler hem de içeriye doğru girdikçe kendi kafamızdaki klasik kıyafetler vardı. Arkasından bir şeyler yedim ve dönüşte inanılmaz bir yağmura yakalandım. Zaten hava genellikle böyle sıcak ve nemli ya da birdenbire inanılmaz bir yağmur yağıyor. Siz geçitten görüntüler çektim. Birdenbire her yeri sel bastı ve ayakkabılarımla bileğime kadar gelen suda çöpütük çöpütük yürüyerek otele geri döndüm. İlk gün zaten yol yorgunu olduğumuz saat farkı, uykusuzluk derken daha sakin geçti. Enteresan Hint yemeklerinden bir tanesi masala dosa oldu. Onu kahvaltıda ikram ettiler. İlk gün böyle. İkinci gün Tac Mahal'deyiz. Aşk için neleri göze alırsın? Şah Cihan zamanında karısı ölen karısının arkasından Tac Mahal'i yaptırmış. 22 yıl süren saf mermerden inanılmaz bir anıt. Ve biz de Hindistan'daki ikinci günümüzde otelde kahvaltıyı ettikten sonra aracımızla beraber gittik. 3,5 saat sürdü buradan yol. 3,5 saatin sonunda Agra'ya vardık. Önce bir küçük öğlen yemeği molası verdik. Nan, peynir nan ya da panir onların deyimiyle. Dal ve chicken tikka masala yedik. Arkasından tuk tuka bindik. Tuk tuka daha önce Tayland'da da binmiştik. Oldukça heyecanlı bir sürüş. Özellikle çok dar sokaklardan geçtik. Ben çektikten sonra bize motosiklet çarptı. Allah'tan çok ufak bir şeydi. Kimseye bir şey olmadı. Tac Mahal'e vardık. Tac Mahal uzaktan küçük gözüküyor. Anlaştığınızda o görkemi daha iyi görüyorsunuz. Biraz böyle bir cami havasında, biraz başka mimari, Babil mimarisinde esintiler taşıyor. Zaten çok karma bir yapı. Her şeye gönderme var, müthiş sembolizmler var. 22 yılda bittiği için 22 basamaklı çıkarak giriyorsunuz gibi. İnanılmaz tatlı bir rehberimiz vardı. Bir fotoğraf dehasıydı kendisi. Evliliğimizin 10. yıl dönümü. Birkaç ay önceydi, Nisan'daydı. En son 10 yıl önce bu kadar çok beraber çift fotoğrafı çektirmiştik. Böyle biz artık dalga geçiyoruz. 10. yılımızın şerefine yeniden çekim yaptırdık diye. Her noktaya bizi götürüp tekli çift fotoğraflarımızı çekti. 4 saat çünkü trafiğe vardık ve inanılmaz kornalar eşliğinde bize vardık. O akşam yine otelde bir şeyler atıştırdık. Yine Hint mutfağından. Bugün ikimiz de Hindistan'a geldiğimizi böyle uyandığımızda odadaki kokudan fark etmiştik. Evet, bugün 3. gün ve artık umuyorum ki Delhi merkeze gidiyorum. Bakalım kahramanımızı orada neler bekliyor. Yarın 3. bölümde görüşürüz. Üçüncü güne terliklerimle başlıyorum çünkü 2 gündür 2 ayakkabımda sırılsıklam oldu. Gelmeden önce hava kirliliğinden çok korkmuştum ama bence korktuğum kadar çıkmadı. Tripod ve tuvalet kağıdımız hazırsa birazcık da para bozdurup yola çıkmaya hazırız. Yolda biraz böyle endüstriyel bölgeden sizi bugün daha havalı bir yere götüreceğim. Connaught Place'a gidiyoruz. Ne yazık ki burada açık su içmeye korktuğum için çok fazla plastik su oldu. Onu da göstereyim dedim. Starbucks'a bir girip bakmak istedim. Bu kadar küresel bir markanın buraya özel lezzetleri var mı diye. Tabii ki varmış. Ondan sonra daha lokal, biraz daha organik ürünler satan hem gıda hem de kıyafet tarafında bir mağazayı gezdim. En çok beğendiğim yer burası oldu. Onun dışında Connaught Places'ta genelde küresel markalar var. Öğlen de 2,5-3 arası birçok yer kapalıydı. Öğle yemeği molası vermişler. Yukarıdan görünüşünü göstereceğim şimdi size. Burası böyle iç içe geçmiş iki çemberden oluşuyor. Bayağı güzel gezmesi de. Bir mola verdim. Imperial Spice'a gittim. Hem Asya hem Orta Doğu mutfağı var. Ben bir Hint yemeğine ara vererek Lübnan mutfağından böyle humus mumus böyle güzel mezeler yedim. Ondan sonra yine sokak satıcılarına da baktım. Elif Şafak, ona da bir merhaba dedim. Genellikle güncel kitaplar vardı. Artık dönüş yolu. Bu adamlar gerçekten rengi, deseni, süslemeyi çok seviyor. Bir kere daha görmüş olduk. Ve akşam yemeğe davetliyiz. Bu da onun kıyafeti. Yarın görüşürüz. Hadi 4. günde bizle gezmeye var mısınız? Şimdi yine Delhi'nin içine bir aşırıma gidiyoruz. Yola çıkmadan önce bir kahvaltı. Kahvaltıda enteresan bir şey. Kavun çekirdeklerini kurutup yiyorlar. Ben de böyle müsliye kattım. Gayet güzel oldu tadı. Ve yola çıkabiliriz. Burada
Aşgardam isimli, aşrama gitmeden, tapınağa gitmeden önce şu kuşlar acayip hoşumuza gitti. Onları bir çekeyim dedim. Gerçekten bir istila gibiydi. Aşgardam'la ilgili ise bir ciddi teknoloji yasağı vardı. İçeriye asla telefon sokmuyorlardı. O yüzden böyle uzaktan görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. İçeri girerken telefonumuzu aldılar. İçeride yaklaşık 2 saat geçirdik. Sonrasında çok yine önerilen Canpat Pazarı'na gittik. Burada önce şu yemeği size çekmek istedim. Bunu bize evde ziyaret ettiğimizde vermişlerdi. Böyle pişinin içine turşu suyu gibi düşünebilirsiniz. Çeşitli kıyafetler, çantalar ve peşimize takılan ısrarcı satıcılar gerçekten metrelerce hiç usanmadan yanınızda yürüyorlar. Ve genelde şöyle bir şey var. Mutlaka sizi başka bir pazara daha götürmek istiyorlar. Bu pazar bitti, oraya gidelim diye. Neyse, bu pazarı da gezdikten sonra ben yurt dışında gördüm mü Hard Rock Cafe'ye uğramayı çok severim. Burada da bir tane şubesini görünce içeriye girdik. Şöyle bir bakındık ama burada çok fazla kalmayıp başka bir öneri olan Happy Social köyüne ya da alanına gittik. Burada da bir kafede oturduk, bir şeyler yedik içtik. Ve burada hoşuma giden, üzerinde ilanlar olan tuvalet rulosu şeklindeki peçeteyi sizinle paylaşmak istedim. Artık gün sonu, biraz kitap okuyup Hindistan'a veda. With all the horns blowing around.